Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 1 Ünite Özetleri Güvenlik işaretleri, Laboratuvar uygulamalarında karşılaşacağınız tehlikelere karşı kendinizin ve çevrenizin güvenliğini sağlamak için uymanız gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar ve kurallara ait semboller aşağıda verilmiştir. Koruyucu elbise giy elbiseyi lekeletecek ya da yakacak maddeler sıçrayabilir. Bunu önlemek için koruyucu elbise giymelisiniz. Eldiven giy. Çok sıcak bir yüzeyin veya ele zarar verecek malzemenin varlığını gösterir. Ellerinizi korumak için eldiven giymelisiniz maske kullan. Kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu oluşabilecek dumandan etkilenmemek için maske kullanmalısınız. Gözlük kullan. Gözünüzü ve yüzünüzü tehlikelere karşı korumalısınız. Kesici delici cisim Kesici ve delici malzemeler yaralanmalara neden olabilir. Bu malzemeleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Kırılabilir malzeme laboratuvar malzemeleri kırılarak size ve çevrenize zarar verebilir. Bu malzemeleri kullanırken dikkatli olmalısınız. Toksik zehirli madde ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere neden olur. Kanserojen etki yapabilir. Vücut ile temas ettirmemelisiniz. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde tıbbi yardım almalısınız. Aşındırıcı madde metalleri ve canlı dokuları aşındırabilen maddelerdir. Deriye ve göze hasar vereceğinden korumak için önlemler almalısınız. Parlayıcı madde veya yüksek ısı Kimyasal maddelerin çeşitli nedenlerle patlaması veya yangın çıkarması ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Oksitleyici madde havasız ortamda bile yanabilir. Yanabilen maddelerle karıştırılırsa patlayabilir. Tutuşturucularla temasını önlemelisiniz. Biyolojik risk Bakteri, protista, mantar, bitki ve hayvan gibi canlıların neden olabileceği hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız. Zararlı veya tahriş edici madde alerjik deri reaksiyonlarına neden olur, ozon tabakasına zarar verebilir, vücuda ve göze temasından kaçınılmalı, koruyucu giysi giymelisiniz. 1. ünite Yaşam Bilimi Biyoloji Canlıların ortak özellikleri. Canlıların ortak özellikleri beslenme, solunum, boşaltım, hareket etme, uyarılara tepki verme, uyum, üreme, hücresel yapı, büyüme ve gelişmedir. Hücresel yapı, hücre yaşama, üreme, solunum gibi canlılık olaylarının tamamını gerçekleştiren temel birimdir. Bütün canlılar hücreden ya da hücrelerden oluşur. Beslenme. Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerji ihtiyacını karşılamak için de beslenmek zorundadır. Kendi besinini kendi üreten canlılara üretici ototrof, besinini üretemeyip dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüketici heterotrof denir. Solunum. Tüm canlılar aldıkları besinleri enerjiye çevirmek için solunum yapmak zorundadır. Solunum reaksiyonları, oksijenli solunum ve oksijensiz solunum, fermentasyon olmak üzere iki çeşittir. Metabolizma, organizmadaki yapım, birleştirme ya da sentez ve yıkım, ayrıştırma ya da parçalanma tepkimelerinin tümüne metabolizma denir. Metabolizma, anabolizma, yapım, protein sentezi fotosentez, yağ sentezi, DNA ve RNA sentezi, karbonhidrat sentezi, katabolizma, yıkım, solunum, sindirim. Homeostazi Yaşamın devamı için hücre içi veya vücut içi ortamın sıcaklık, madde yoğunluğu ve pH gibi birçok değer bakımından belirli bir dengede olması durumuna denir boşaltım. Tüm canlılar beslenme ve solunum olayları sonucunda oluşan atık maddeleri hücrelerinden veya vücutlarından atmak zorundadır. Bu işleme boşaltım denir. Hareket Canlılar ister bir hücreli ister çok hücreli olsun kaçmak, beslenmek, avlanmak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için hareket etmek zorundadır. Uyarılara tepki. Tüm canlılar ısı, ışık, besin, avcı, ses gibi birçok uyarıya çeşitli davranışlarıyla tepki verir. Uyarana karşı verilen bu tepkiler canlıların hayatta kalmasını sağlar. Uyum, canlıların bulundukları çevrede yaşamasını sağlayan kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişikliklere uyum denir organizasyon. Tek hücreli canlılarda hücre organelleri arasında, çok hücreli canlılarda hücreler arasında belirli bir organizasyon vardır. Çok hücreli canlılardaki organizasyon şu şekildedir. Görev ve yapı bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı meydana getirir. Üreme. Tüm canlılar soylarını devam ettirmek için üremek zorundadır. Canlılar eşeyli ya da eşeysiz olarak ürer. Büyüme ve gelişme Büyüme, bir hücreli canlılarda hücre hacminin ve kütlesinin artmasıyla gerçekleşirken, çok hücreli canlılarda hacim, kütle ve hücre sayısının artmasıyla gerçekleşir. Gelişme ise hücre bölünmesini, büyümesini, farklılaşmasını, doku ve organların oluşmasını kapsayan ve ergin canlının oluşmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikler inorganik ve organik yapılıdır. Canlı vücudunda sentezlenemeyip doğadan hazır olarak alınan bileşiklere inorganik bileşik denir. Su, asit, baz, tuz ve mineraller bu gruba girer. Canlılar tarafından sentezlenebilen bileşiklere organik bileşik denir. Karbonhidrat, protein, yağ, nükleik asit, DNA ve RNA, enzim, hormon, ATP ve vitamin bu gruba girer. İnorganik bileşikler: su. Canlının önemli bir bölümü sudan oluşur. Enzimlerin çalışması için su gereklidir. Su moleküllerinin kohezyon özelliği bitkilerde su ve mineral taşınmasında böceklerin su üstünde yürümesini sağlayan yüzey geriliminin oluşmasında etkilidir. Suyun öz ısısı yüksek olduğu için geç ısınıp geç soğur. Bu sayede kıyı bölgelerinde ılıman bir iklim oluşur. Su, alg, mercan, balık, yunus, balina gibi birçok canlı için yaşam ortamıdır. Fotosentez için su gereklidir. Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddelerin taşınması ve hücrelerde oluşan metabolik atıkların uzaklaştırılması su ile olur. Su buharlaşma ısısının yüksek olması sebebiyle etkili bir soğutma sağlar. Böylece karada yaşayan bazı canlılar artan vücut sıcaklığını terleme yoluyla düşürür. Asit ve bazlar Asitler su içerisinde çözündüklerinde H artı hidrojen iyonu veren bileşiklerdir. Asitler mavi turnosol kağıdını kırmızıya dönüştürür ve genellikle tatları ekşidir. Asitlerin bazıları yakıcı ve parçalayıcıdır. Bazlar su içerisinde çözündüklerinde 0H- hidroksil iyonu veren bileşiklerdir. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Genellikle tatları acıdır ve ele kayganlık hissi verir. Maddelerin asitlik ve bazikliğini ölçmek için bir pH cetveli kullanılır. pH cetvelinde değerler 0 ile 7 arasında ise madde asidik, 7 ile 14 arasında ise madde bazik, 7 ise ise madde nötrdür. Tuz ve mineraller asit ve bazların tepkimeye girmesiyle tuz oluşur. Tuzların vücut sıvısındaki oranı belirli sınırlar arasında olması gerekir. Aksi durumda canlının yaşamı tehlikeye girer. Tuz ve mineraller canlılık fonksiyonları ve metabolik reaksiyonlar için gereklidir. Organik bileşikler, karbonhidratlar, Hücrenin yapısal maddesi ve besin deposudur. Enerji elde etmek için en hızlı şekilde kullanılan organik moleküldür. Karbonhidratlar monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere 3 grupta incelenir. Monosakkaritler karbonhidratların en küçük birimidir. Sindirilmezler içerdikleri C sayısına göre trioz, pentoz ve heksoz olarak gruplandırılır. Triozlara örnek gliseraldehit, pentozlara örnek riboz ve deoksiriboz, heksozlara örnek glikoz, üzüm şekeri, fruktoz, meyve şekeri ve galaktoz, süt şekeri. Disakkaritler İki monosakkaritin birleşmesiyle oluşur. Maltoz, sükroz ve laktoz olmak üzere üç çeşit disakkarit vardır. Polisakkaritler çok sayıda monosakkaritin birleşmesiyle oluşur. Nişasta, selüloz, glikojen ve kitin olmak üzere 4 çeşit polisakkarit vardır. Nişasta ve seliloz bitkisel, glikojen ve kitin hayvansal polisakkarittir. Seliloz ve kitin hücre yapısına katılırken nişasta ve glokojen hücrede depo edilen polisakkarittir. Yağlar, yağlar hücre zarının temel bileşenidir. Canlının enerji kaynağıdır. Suda çözünmez, eter ve kloroform gibi çözücülerde çözünür yağlar, nötral yağlar, trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler olmak üzere 3 grupta incelenir. Nötral yağları oluşturan yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağlar olarak iki grupta incelenir. Karbon atomları arasında çift bağ yoksa doymuş yağlar, çift bağ varsa doymamış yağlar olarak adlandırılır. Fosfolipitler, Hücre zarının temel bileşenidir. Hücre zarında çift tabaka halinde bulunur. Steroidler hem hücre zarında hem cinsiyet hormonlarında bulunur. Yağlar deri altında depo edilerek koruyuculuk görevi yapar. Böylece organları dış darbelerden korur. Yalıtım görevi yaparak vücudun ısı kaybını önler. Metabolizmanın düzenlenmesinde rol alır. Göçmen kuşlar ve kış uykusuna yatan hayvanlar yağları hem enerji kaynağı hem de su ihtiyacı için kullanır. Yağlar vücuda alınan A, D, E ve K vitaminlerinin çözünmesinde de kullanılır. Proteinler Proteinler hücre sarının, organellerin, kas, kıkırdak, kemik gibi dokuların, bazı hormon ve enzimlerin yapısına katılır. Proteinleri oluşturan yapı taşları amino asitlerdir. Protein zincirlerinde bulunan amino sayısı ve dizilimi farklı protein çeşitlerinin oluşmasını sağlar. Proteinler hücre yapımında ve dokuların onarımında görev alır. Hücre zarının yapısına katılarak madde geçişlerinde görev yapar. Antikor yapısına katılarak vücudun bağışıklığında görev alır homoglobin yapısına katılarak solunum gazlarının taşınmasında görev alır. Kan proteinlerinden albumin ve globulini oluşturarak kanın ozmotik basıncının düzenlenmesinde fibrinojenin yapısına katılarak kan pıhtılaşmasında görev alır. Hücre içi ve dışı sıvıların pH değişimlerini dengeleyerek homeostazinin korunmasında rol oynar. Zorunlu durumlarda enerji kaynağı olarak kullanılır. Enzimler, canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir. Enzimler yapılarına göre basit ve bileşik enzimler olmak üzere iki grupta incelenir. Basit enzimler sadece protein yapıda olan enzimlerdir. Yardımcı grup bulundurmazlar. Sindirim enzimleri basit yapılı enzimlerdir. Bileşik enzimler yapılarında proteinle birlikte yardımcı grup olarak vitamin veya mineral bulunduran enzimlerdir. Birleşik enzimlere holoenzim de denir. Enzimlerin etki ettiği maddelere su Substrat denir. Enzimle substratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Enzimler substratlara özgüdür. Her enzim her substrata etki edemez. Bazı enzimler çift yönlü çalışabilir, tersinir. Bazı enzimler tek yönlü çalışır. Enzimler çok hızlı çalışır. Enzimler hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir enzimler tepkimelerden değişmeden çıkar bu yüzden tekrar tekrar kullanılabilir hücrede her enzim belirli bir genin kontrolünde sentezlenir enzimler takım halinde çalışır bir enzimin etki ettiği tepkimenin ürünü kendinden sonraki enzimin substratıdır enzimler genellikle substrat çeşidi ya da tepkime çeşidi isminin sonuna az eki getirilerek adlandırılır maltaz, sükraz, kinaz ve hidrolaz buna örnektir. İsminin sonunda ojen eki bulunan enzimler ilk salgılandıklarında inaktif durumdadır. Bu enzimler belirli şartlar altında aktif hale geçer. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler sıcaklık, pH, enzim miktarı, substrat miktarı, substrat yüzeyi, su miktarıdır. Enzimler peynir ve ekmek yapımında, et ürünlerinin işlenmesinde, laktozsuz süt üretiminde, meyve sularının berraklaştırılmasında, biyoteknolojik araştırmalarda, tıpta teşhis ve tedavi, eczacılıkta ilaç üretimi amacıyla, deterjan endüstrisinde, kanser hastalığına karşı uygulanan enzim tedavisi gibi alanlarda kullanılır. Hormonlar, özel bezler tarafından salgılanan, kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda üzerinde düzenleyici olarak görev alan organik moleküllerdir. Amino protein ve steroid yapılı olabilirler. Hormonlar üreme, beslenme, korku, heyecan, büyüme, gelişme ve homeostazi gibi pek çok yaşamsal olayda görev alır. Vitaminler yapı maddesi veya enerji kaynağı olarak kullanılmaz. Düzenleyici ve direnç artırıcı olarak kullanılır. Enzimlerin yapısına katılarak katilazör olarak görev yapar. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebildikleri gibi hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla da üretilir. Vitaminler suda ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere iki grupta incelenir. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. C ve B grubu vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir. Nükleik asitler hücredeki metabolik faaliyetleri yönetir ve kalıtımı sağlar. Nükleik asitler nükleotitlerden oluşur. DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleik asit vardır. DNA kalıtım materyalidir. Saç rengi, göz rengi gibi birçok özelliği belirleyen genetik bilgi DNA ile taşınır. DNA prokaryot hücrelerde, stoplazmada, ökaryot hücrelerde, çekirdekte, mitokondride ve ribozomda bulunur. RNA molekülü DNA'dan aldığı genetik bilgi ile protein sentezini gerçekleştirir. RNA molekülü mRNA, mesajcı RNA, rRNA, ribozomal RNA, tRNA, taşıyıcı RNA olmak üzere 3 çeşittir. mRNA protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıp sitoplazmadaki ribozoma taşır. tRNA Protein sentezi için gerekli olan aminoasitleri sitoplazmadan alarak ribozoma taşır. rRNA, proteinlerle birlikte ribozomların yapısına katılır. ATP, hücredeki temel enerji molekülüdür. ATP, hücre içinde sentezlenen ve kullanılan bir moleküldür. Bir hücreden bir başka hücreye aktarılamaz ve depolanamaz. Bu yüzden hücre içinde bir taraftan sentezlenirken diğer taraftan kullanılır. Lipid, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisi, sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme tüm besin öğelerinden yani yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve minerallerden yeterli miktarda alınması demektir. Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmediğinde insülün direnci, diyabet ve obezite gibi ciddi sağlık sorunları oluşur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul edilen obezite, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, karaciğer yağlanması gibi birçok hastalığa neden olur. Yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalar obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğunu da belirtmektedir. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu bazı mineraller ve görevleri Kalsiyum, CA, insan vücudunda en fazla bulunan mineraldir. Genelde fosforla beraber kemik ve diş minesinin yapısına katılır. Ayrıca kas kasılması, sinir sisteminin çalışması ve kanın pıhtılaşmasında etkilidir. Süt ve süt ürünleriyle yeşil sebze ve tahıllarda bol miktarda bulunur. Flor F. Diş sağlığı için önemlidir. Florun az alınması diş ve kemik gelişimini olumsuz yönde etkilerken fazla alınması dişlerde sararmaya neden olur. Fosfor P. Kalsiyumla birlikte kemik ve diş yapısına katılır. Fosfat bileşiği olarak nükleik asitlerin ve ATP'nin yapısına katılır. Fosfolipit olarak hücre zarında bulunur. Sodyum, Na, Asit baz ve su dengesinin ayarlanmasında görev alan kas kasılması ve sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gerekli olan bir mineraldir. Eksikliğinde iştah azalması ve kas krampları oluşur. Kükürt (S) bazı amino asitlerin sentezi için gereklidir. Eksikliğinde deride solgunluk oluşurken fazlalığında alerjik hastalıklar meydana gelir. Demir (Fe) Al yuvarlarda bulunan hemoglobin ve bazı enzimlerin yapısına katılır. Hemoglobinin yapısındaki demir solunum gazlarının taşınmasında etkili olur. Demirin eksikliği halsizliğe, ilerlemiş hali anemi adı verilen kansızlık hastalığına neden olur. Demir en çok et ve et ürünleri, yumurta, sebze, tahıllar, pekmez, kuru meyvelerde bulunur. Potasyum K kalp ritmini düzenler, sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gereklidir. Eksikliğinde kaslarda kramp, kalp ritminde bozukluk, yorgunluk, halsizlik oluşurken fazlalığında böbrek ve kalp sorunları ile el ve ayakta karıncalanma meydana gelir. Klor, CL, mide öz suyunun oluşumunda Asit-baz dengesinin sağlanmasında, hücre içi ve dışı su dengesinin ayarlanmasında görev alır. eksikliğinde sindirim sorunları ortaya çıkar. Magnesiyum (Mg), kemik yapısına katıldığı gibi kan ve sinir sistemi fonksiyonları içinde gereklidir. Bitkilerde klorofil yapısına katılır. Çinko (Zn) birçok enzim çeşidinin yapısına katılır. Organizmanın protein, yağ ve karbonhidratları kullanmasına yardımcı olur. İyot (I) tiroid bezi hormonlarının tiroksin sentezi için gereklidir. İyotlu tuz kullanılarak iyot ihtiyacı karşılanabilir. Eksikliğinde guatr hastalığı görülür. DNA ve RNA'nın karşılaştırılması DNA Yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin organik bazları bulunur. Yapısında deoksiriboz şekeri vardır. Yapısında inorganik fosfat grubu bulunur. Çift ipliklidir. Kendini eşleyebilir ve onarabilir. Yıkılıp yeniden yapılamaz. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplastlarda Prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. Protein sentezine dolaylı olarak katılır. A,T,G,C GC, pürin priminden oranları 1'e eşittir. RNA yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil organik bazları bulunur yapısında riboz şekeri vardır. Yapısında inorganik fosfat grubu bulunur. Tek ipliklidir. Kendini eşleyemez ve onaramaz. Yıkılıp yeniden yapılabilir. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda, prokaryot hücrelerde ise sitoplazma ve ribozomlarda bulunur. Protein sentezine doğrudan katılır. Böyle bir oran yoktur. ATP enerjisini oluşturan ve kullanıldığı olaylar. Birinci ünite, ünite sonu değerlendirme soruları. Soru 1. İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi mor renk verdiği için besinlerde nişasta olup olmadığını tespit etmek için iyot çözeltisi kullanılır. Buna göre hangisine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi mor renk oluşması beklenir? Doğru cevap C. Patates. Soru 2. Bir üret çözeltisi protein varlığında pembe mor renk verir. Buna göre çeşitli besin maddeleri konan deney tüplerinden hangisine bir üret çözeltisi damlatıldığında pembe mor renk oluşması beklenir? Doğru cevap B. 2 ve 3. Soru 3. Hangisi enzim aktivitesine artırıcı yönde etki eder? Doğru cevap C. Substratın yüzey alanının artması. Soru 4. Bazı aminoasitlerin sentezi için gerekli olan, eksikliğinde deride solgunluğa, fazlalığında ise alerjik rahatsızlıklara neden olan mineral hangisidir? Doğru cevap D. Kükürt. Soru 5. Hücre zarının temel bileşeni ve hücrenin enerji kaynağı olan suda çözünmediği halde eter, kloroform gibi çözücülerde çözünen molekül hangisidir? Doğru cevap A, lipit. Soru 6. Suyun canlılar için önemine ilişkin olarak hangisi yanlıştır? Doğru cevap B, enerji verici olarak kullanılır. Soru 7. Hangisinde protein yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir? Doğru cevap C. Yumurta, köfte, fasulye. Soru 8. Üreme olayının temel amacı hangisidir? Doğru cevap C. Canlıların nesillerinin devam etmesini sağlamak. Soru 9. Aşağıdaki olaylardan hangisi Tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşmez. Doğru cevap A. Fotosentez. Soru 10. Canlıların yaşamak, üremek, büyümek için gerçekleştirdikleri sindirim, solunum ve boşaltım gibi yaşamsal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? Doğru cevap B. Metabolizma. Soru 11. Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır? Doğru cevap C. Beslenme. Soru 12. Yaşamın devamı için hücre içi veya vücut içi ortamın sıcaklık, madde yoğunluğu ve pH gibi birçok değer bakımından belirli bir dengede olması durumuna ne ad verilir? Doğru cevap B. Homeostazi. Soru 13. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Doğru cevap A. Dokulardan oluşma. Soru 14. Vitaminlerle ilgili hangisi yanlıştır? Doğru cevap B. Yapı maddesi veya enerji kaynağı olarak kullanılır. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi hem DNA'da hem de RNA'da bulunan bir moleküldür? Doğru cevap A. Adenin. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir? Doğru cevap D. Kalsiyum Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup bitki hücresinde hücre çeperinin temel maddesini oluşturur? Doğru cevap C. Selüloz. Soru 18. Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir? Doğru cevap C. Substrat. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan 5 karbonlu şekerlerden biridir? Doğru cevap D. Deoksiriboz. Soru 20. DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? Doğru cevap A. A eşittir T. İkinci ünite hücre Canlılığın temel birimi hücre. Tüm canlılar hücreden ya da hücrelerden oluşur. Hücre yaşama, üreme, solunum gibi canlılık olaylarının tamamını gerçekleştiren temel birimdir. Bu yüzden hücre canlıların en küçük yapı ve işlev birimidir. Lewin Hook 17. yüzyılda ışık mikroskobunu geliştirdi. Robert Hook 1665 yılında incelediği ölü mantar dokusunda içi boş odacıklar gördü. Bu boş odacıklara hücre adını verdi. 1838 yılında Alman bilim insanı Matthias Schleiden in, bitkilerin hücrelerden oluştuğunu tespit etti. 1839 yılında Alman Theodor Schwann hayvanların da hücrelerden oluştuğunu belirledi. Schwann'ın hücre teorisine katkısı organizmalar bir ya da daha fazla hücreden oluşur şeklinde oldu. 1855 yılında Rudolf Virchow bütün hücrelerin daha önce var olan başka bir hücreden meydana geldiğini belirledi. Hücrenin yapısı Hücreler genetik materyallerinin zarla çevrili olup olmamasına göre prokaryot hücre, çekirdeksiz hücre ve ökaryot hücre, çekirdekli hücre olarak iki gruba ayrılır. Prokaryot hücre. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili bir çekirdekleri ve zarlı organelleri yoktur kalıtım materyali olan DNA sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunur. Sadece zarsız organel olan ribozomları vardır. Protein sentezi ribozomda gerçekleşir. Bu canlılardaki bütün metabolizma olayları sitoplazma ve hücre zarındaki yapılarda gerçekleşir. Bakteriler, arke bakteriler ve mavi yeşil alkler prokaryot canlılardır. Ökaryot hücre Ökaryot hücrelerde zarla çevrili çekirdek ve organeller bulunur. Kalıtım materyali de çekirdek içerisinde yer alır. Mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve protistalar ökaryot canlılardır. Ökaryot hücreye sahip canlılar bir veya çok hücrelidir. Ökaryot hücreler hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Hücre zarı Hücre zarı canlı ve esnektir. Hücreye şekil verir hücreler arası iletişimi sağlar, madde alışverişini düzenler, yapısında protein, lipid ve karbonhidrat bulunur. Hücre zarının yapısı akıcı mozaik zar modeli ile açıklanır. Bu modele göre hücre zarında çift katlı lipid tabakası, aralarında proteinler ve karbonhidratlar bulunur. Sil, kamçı ve mikrovilüsler zardan oluşan yapılardır. Bazı mantar, bakteri, protista ve bitkilerde zarın dış tarafında hücre duvarı vardır. Duvar hücreye dayanıklılık verir. Sitoplazma Ökaryot hücrede çekirdekle zar arasındaki kısım sitoplazmayı oluşturur. Prokaryot hücrelerde hücre zarının içerisinde kalan kısmın tamamı stoplazmayı oluşturur. Stoplazmada hücre iskeleti, stoplazma sıvısı ve organeller vardır. Stoplazmanın %70'i, %90'ı sudur. İçerisinde suyla birlikte mineraller, tuzlar, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler ve nükleotitler bulunur ökaryot hücrelerde lizozom, endoplazmik, retikulum, golgi aygıtı, ribozom, mitokondri, plastitler ve koful organelleri bulunur. Lizozom, al yuvar dışında hayvan hücrelerinin tümünde bulunur. Tek katlı zar yapısındadır. Bu organel hücre içi sindirimde görevlidir. İçinde sindirim enzimleri bulunur. Lizozomun zarı tahrip olup içerisindeki enzimler sitoplazmaya karışırsa hücredeki diğer yapıları sindirir ve parçalar. Bu olaya otoliz denir. Otoliz hücrenin ölümüne sebep olur. Endoplazmik retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar sistemidir. Üzerinde ribozom bulundurup bulundurmamasına göre granüllü endoplazmik retikulum ve granülsüz endoplazmik retikulum olarak ikiye ayrılır. Endoplazmik retikulum protein, yağ ve enzim gibi bazı maddelerin sentezlenmesinden ve bazı maddelerin depolanmasından sorumludur. Hücre içinde madde taşınmasını gerçekleştirir, hücreye desteklik sağlar. Granülsüz ER'den Golgi oluşturulur. Endoplazmik retikulum ribozomlarda sentezlenen proteinleri hücrenin gerekli yerlerine taşır. Golgi aygıtı, yassı keseciklerin üst üste dizilmesiyle oluşur, tek katlı zarla çevrilidir. Golgi aygıtında lipid, protein ve karbonhidratlardan çeşitli salgılar, glikolipitler ve glikoproteinler oluşturulur. Golgi aygıtından sentezlenen veya işlenen salgılar, kesecikler halinde sitoplazmaya verilir. Ribozom Ribozomlar zarsız yapıda olup diğer organellere göre daha küçüktür. Ayrıca biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki alt birimden oluşur. Sitoplazmada mitokondri ve kroloplaz içinde endoplazmik retikulum ve çekirdek sarının üzerinde bulunur. Ökaryot ve prokaryot tüm hücrelerde ortak olarak bulunan bu organelin temel görevi protein sentezini gerçekleştirmektir. Mitokondri, oksijenli solunumda ATP üretilen organeldir. Mitokondri çift zarlıdır. Dışta düz, içte ise kıvrımlı bir zar bulunur. Kıvrımlı iç zar krista olarak adlandırılır kristadaki kıvrımlar mitokondrinin yüzeyini genişletir. Böylece daha fazla ATP üretilir. Kristalların arasını matriks adı verilen sıvı doldurur. Matriksin içerisinde solunum enzimleri, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur. Bu sayede çekirdek DNA'sının denetiminde mitokondri kendini eşleyerek yeni mitokondriler oluşturur. Plastidler bitki hücrelerinde bulunur. Plastitler yapı ve görevlerine göre kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3 grupta incelenir. Kloroplast, fotosentez olayının gerçekleştiği organeldir. Kloroplast çift zarlıdır. Dıştaki ve içteki zar düz yapıdadır. Dıştaki zar kloroplastı çevreler, kloroplastın içinde storma denilen bir sıvı bulunur. Storma içerisinde fotosentez enzimleri, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur. Bu sayede çekirdek DNA'sının denetiminde kloroplast kendini eşleyerek yeni kloroplastlar oluşturur. Kromoplast, bitkilerde yeşil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşıyan plastit çeşididir. Örneğin limonun sarı, domatesin kırmızı, havucun turuncu rengini kromoplast oluşturur. Lekoplast renksiz plastitlerdir. Bitkilerin kök, tohum, toprak altı, gövde gibi kısımlarında bulunur. Lekoplastların karbonhidrat, lipid, protein gibi maddeleri depolama görevi vardır. Koful. Kofullar hücre zarından, endoplazmik retikulumdan ve Golgi aygıtından oluşur. Kofullar protein ve nişastanın depolanmasında ve atıkların hücreden uzaklaştırılmasında görev alır. Amip, Paramesyum, Öglana gibi tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda kontraktil koful adı verilen boşaltım kofulu bulunur. Bu koful hücredeki fazla suyun atılmasını sağlayarak hücrenin su dengesini korur. Sentrozom, hayvan hücrelerinde ve bazı bitki hücrelerinde bulunan zarsız bir organeldir. Hücre bölünmesinde görev alır. Hücre iskeleti, hücrede organeller dışında sitoplazmik uzantılar da bulunur. Hücre iskeleti olarak tanımlanan sitoplazmik uzantılar hücreyi korur, hücreye desteklik verir ve sitoplazmadaki hareketlere yardımcı olur. Hücrede bulunan iskelet yapı mikrofilament, mikrotübül ve ara filament olmak üzere 3 grupta incelenir çekirdek hücredeki kalıtsal bilginin depolandığı tüm metabolizma faaliyetlerinin yönetildiği yer çekirdektir. Çekirdek, çekirdek zarı, çekirdek plazması, çekirdekçik, kromatin ve kromozomlardan oluşur. Hücre zarından madde geçişi. Hücre zarından madde geçişlerinde maddenin büyüklüğü, elektrik yükü, yağda veya suda çözünebilme özelliği ve konsantrasyonu maddenin taşınma şeklini belirler. Küçük moleküllerin zardan geçişi, pasif taşıma, maddelerin yoğunluk farkından dolayı kolaylıkla enerji harcamadan zardan geçmesidir. Pasif taşıma cansız ortamlarda da gerçekleşir. Pasif taşıma yolları difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve osmozdur. Difüzyon, moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılmasıdır. Kolaylaştırılmış difüzyon, glikoz, galaktoz gibi küçük moleküllerin hücre zarından geçişleri zarın yapısında bulunan özel proteinlerle gerçekleşir. Bu proteinlere taşıyıcı protein denir. Enerji harcamadan gerçekleşen bu pasif taşıma çeşidine kolaylaştırılmış difüzyon denir. Diyaliz, seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir. Böbrek hastalarında böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı maddeler ile Suyun fazlası seçici geçirgen bir zardan geçirilerek madde yoğunlukları özel olarak ayarlanmış dializ sıvısına alınır. Hemodializ denilen bu işlem sırasında hastadan alınan kanın içeriği dializ makinesi yardımıyla düzenlenir ve hastaya geri verilir. Osmos, osmos suyun difüzyonudur. Yani su moleküllerinin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişidir. Bir hücre kendisinden daha yoğun hipertonik bir ortama konulursa hücre su kaybederek büzülür. Bu olaya plazmoliz denir. Bir hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama, hipotonik ortam konursa su alarak şişer. Bu olaya deplazmoliz denir. Deplazmoliz devam ederse hücre giderek şişer ve turgor durumuna geçer. Hücreye giren fazla su hücre zarına basınç uygular. Bu basınca turgor basıncı denir. Hayvan hücrelerinde hücre zarı fazla suyun neden olduğu basınca dayanamaz ve patlar. Bu olaya hemoliz denir. Çözelti içindeki çözünen madde derişimi, stoplazmadaki madde derişimi ile aynı ise buna izotonik çözelti denir. Bir hücre denge ortamına izotonik ortama konursa hiçbir değişikliğe uğramaz. Bu durumda ozmotik basınç turgor basınca eşittir. Aktif taşıma, aktif taşımada taşınan madde az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınır. Bu taşıma için enerji gereklidir. Büyük moleküllerin zardan geçişi, büyük moleküllerin hücre içine veya dışına enerji harcanarak taşınması endositoz veya ekzositoz ile gerçekleşir. Endositoz, büyük moleküllü katı ve sıvı maddelerin hücre içerisine alınmasıdır. Bu olayda ATP harcanır. Hücre zarı koful oluşturarak maddeyi hücre içerisine alır. Katı maddelerin hücreye alınması fagositoz, sıvı maddelerin hücreye alınması pinositozdur. Egzositoz, oluşan atıklar ve sitoplazmada sentezlenen bazı salgılar egzositoz yoluyla hücre dışına atılır. İkinci ünite, ünite sonu değerlendirme soruları. Soru 1. Bir bitki hücresi hipertonik çözelti içinde bekletilirse aşağıdakilerden hangisi görülmez? Doğru cevap C. Çekirdeğinin büyümesi. Soru 2. Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturarak hücre içine alınmasına ne denir? Doğru cevap B. Endositoz. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili olmayan bir organeldir? Doğru cevap C. Ribozom. Soru 4. Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA'nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir? Doğru cevap A. Gen. Soru 5: Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? Doğru cevap A: Sentrozom. Soru 6: Aşağıdaki organellerden hangileri yapısal olarak benzemelerine rağmen fonksiyonel olarak farklılık göstermektedir? Doğru cevap D: Kloroplast, mitokondri. Soru 7: Aşağıdaki yapılardan hangisinde fotosentez olayı gerçekleşir? Doğru cevap A: Kloroplast. Soru 8: Tek hücrelilerde bulunan bazı organellerin işlevleri insanlarda bulunan bazı organların işlevlerine benzer. Aşağıdakilerin hangisinde verilen organel ile organ arasında işlev yönünden bir benzerlik yoktur? Doğru cevap B. Mitokondri karaciğer. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Golgi ve endoplazmik retikulumun ortak özelliğidir? Doğru cevap D. Zararlı yapıya sahip olma. Soru 10. Bir hayvan hücresi kendisinden daha az yoğun bir ortamda bekletilirse aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Doğru cevap C. Hemoliz Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.